Merhaba Gerçeği Yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Metafizik adlı eserini incelemeye devam ediyoruz. Aristoteles'in temel eseri Metafizik ve burada geçen bölümde töz kavramını incelemiştik. Bu bölümde ise Aristoteles'in yönteminin temelini dayandırdığı neden ve ilke kavramlarını ele alacağız. Eğer töz kavramı Aristoteles'in felsefesinin nesnesi ise, neden ve ilke kavramları ise o nesneyi incelediği araç, yönteminin merkezinde duran araç. O yüzden çok önemli bir yerde duruyorlar. Ve Aristoteles yönteminin bir rastlantısallık kaldırmayacağını kesin mutlak yani bilimsel bir yöntem olduğunu söylüyor. O yüzden rastlantı kavramını öncelikle ele alıyor ve daha sonra bu rastlantı kavramının ötesine bilime nasıl geçileceğini de neden ve ilke kavramları ile karşımıza çıkarıyor. Gelin şimdi bakalım rastlantı ve görelilik değil mi? Bugün günümüzün en popüler kavramlarından olan görelilik Aristoteles'te nasıl bilim dışı bir yaklaşım olduğu daha o zamandan nasıl tespit ediliyor? Gelin birlikte bakalım. Özü gereği varlığın türleri kategori türleriyle aynı sayıdadır. Çünkü varlık anlamları bu kategorilerle aynı sayıdadır. Kategorilerin bazıları tözü, bazıları niteliği, bazıları niceliği, bazıları bağıntıyı, bazıları etkenliği veya edilgenliği, bazıları yeri, bazıları zamanı ifade ettiklerine göre onların her birine varlığın anlamlarından biri tekabül eder. Farklı farklı kategoriler var ve bunları nasıl ele alacağız bakalım rastlantı mantısallık bu kategorileri açıklamakta bize faydalı olacak mı? Devam edip görelim. Bu şudur sözü bunun şuna rastlantısal olarak bağlı olduğu anlamına gelir. Örneğin bu insan müzisyendir ve müzisyen bu insandır. Var olan öznenin rastlantısal nitelikleri olduğu anlamına gelir. Bir rastlantısalın belli bir nedeni yoktur. Ancak belirsiz bir nedeni vardır. Aygina'ya gitmek üzere yola çıkmayan ancak bir fırtınadan veya korsanlar tarafından esir alındığından dolayı oraya giden bir adamın Aygina'ya gitmesi tamamen rastlantısaldır. O halde bu rastlantının meydana gelmesi veya varlığı kendi doğasından ötürü değildir. Başka bir şeyden ötürüdür. Fırtınaya yakalanıp Aygina'ya giden yolcu ya da şu insanın müzisyen olması olgusu bize tözsel bir ilişkiyi vermiyor. Rastlantısal bir ilişkiyi veriyor ve bu da bizim için bilimsel bir anlam taşımıyor. Bilimsel olması için tözsel ya da nedensel ilkeye ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de rastlantıdan çıkıp kalıcı, sonsuz değişmeyen nedeni bulmamız gerekiyor. Rastlantı ancak sözel bir varlığa sahiptir. Bundan dolayı Platon sofistliğin konusunun var olmayan olduğunu söylerken bir anlamda haksız değildi. Çünkü sofistlerin kanıtları deyim yerindeyse esas olarak rastlantısal olanla ilgilidirler. Rastlantının var olmayana benzer bir şey olduğu açıktır. Günümüzde bilim anlayışı rastlantıyı ya da olasılığı hesaplamak ya da göreliliği anlamak üzerine kuruludur. Yani deneylerle bir olasılık bulunmaya çalışılır. Oysa olasılık olası olan, bilimsel olanı bilmek anlamına gelmez. Çünkü olasılık bir değişkenlik içerir, bir sonluluk içerir. Ama gerçek bilimsel olan kalıcıyı ve sonsuzu değişmeyeni bulmaktır. Bu yüzden rastlantısal olmayanı, göreli olmayanı bulmaktır. Platon'un sofistler için söylediği gibi günümüzdeki bilim adamlarının çoğunun konusu boş konulardır, yok konulardır. Var olmayanın peşindedirler. Bu yüzden de bilim yapamamaktadırlar. Bilimi ilerletememektedirler. Sadece papağan gibi daha öncesinde bilim yapmış felsefecilerin bulgularını tekrarlamaktadırlar. Rastlantının, görelinin, olasılığın ve sadece deneyin peşinde koşan insanlar. Rastlantının biliminin olamayacağı açıktır çünkü her bilim ya her zaman olana veya çoğu zaman olana yönelir. Çünkü aksi takdirde neyi öğrenecek veya başkasına neyi öğreteceğiz? Her zaman olması gerekiyor. Sonlu olan, geçici olan, rastlantısal olarak olan şeyler bilimin konusu olamıyor. O halde eğer şans veya tesadüf göğün nedeni ise, ondan da önce gelen bir neden vardır ki o da akıl veya doğadır. Görelilik ise bütün kategorileri içinde en az belirli gerçeklik ve töz olan şeydir. Hatta o nitelik ve nicelikten sonra gelir. Görelilik daha önce söylediğimiz gibi niceliğin bir halidir. Onun maddesi değildir. Çünkü ister bütünü ister kısımları ve türleri bakımından göz önüne alınsın. Görelilik kendisine özne ödevi gören bir başka şey olmaksızın tasarlanamaz. Çünkü hiçbir şey büyük veya küçük, çok veya az veya göreli olmakla birlikte bir başka şey olmamalı maksızın büyük veya küçük, çok veya az veya daha genel olarak göreli olamaz. Göreliliğin kendisi ne bir töz ne gerçek bir varlıktır. Einstein'ın teorisine görellik isminin vermesinin ne kadar saçma olduğunu aslında Aristoteles'in bu ifadelerinden anlıyoruz. Görelinin peşinde koşmak, bilimselin peşinde koşmak değil, bilim için felsefeye ve kalıcı olanı aramaya, düşünsel olanı aramaya ihtiyacımız var. Bundan dolayı onların üzerinde durmayalım ve varlık bakımından varlığın kendisinin neden ve ilkelerini inceleyelim. Şimdi göreli rastlantısalı Aristoteles bilimin konusu olarak ele alamayacağımızı söylüyor. Bunlar bilim dışıdır diyor ve gerçek bilimsel olanı neden ve ilke olarak açıklıyor. Gelin şimdi bakalım bu kavramları töz kavramlarıyla nasıl ilişkilendiriyor ve nasıl açıklıyor. Duysal tözlerden ayrı olarak var olan tözü de biraz aydınlığa kavuşturmak imkanına sahip olacağız. Töz bir ilke ve bir nedendir. Hareket noktamız bu olmalıdır. Şimdi niçini sormak her zaman bir niceliğin niçin bir özneye ait olduğu sormak demektir. Şimdi bakın burada dikkat edin. Tözü ikiye ayırıyor Aristoteles. Yani duyusal töz ve duyusal olmayan yani akılsal bilgiyle ulaşılan kalıcı töz. Bu yaklaşımın daha sonra Descartes ve Spinoza tarafından da paylaşıldığını göreceğiz ama yanlış bir yaklaşımı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü az önce belirttiği gibi rastlantısal olan yani doğadaki olan şey, o geçici olan şey tözsel olamaz, kalıcı olamaz. Bu yüzden töz duyusal olamaz. Töz akılla ulaşılabilen olmalıdır. Burada çok temel bir hata yaptığını görüyoruz. Aristoteles'in ki bu hatayı aşmak için insanların yüzlerce ya da binlerce yıl uğraşması gerekecek felsefe üzerine. İlk ilkeler ve nedenler en fazla bilinebilen şeylerdir. Çünkü onlar sayesinde ve onlar aracılığıyla bütün diğer şeyler bilinirler. Onların kendileri kendilerine bağlı olan şeyler aracılığıyla bilinmezler. Yine ilk ilke ya da ilke yaklaşımını burada görüyoruz. Sorgulanamaz o ilk ilkeler. Bunu Descartes ve Spinoza'da tekrar göreceğiz ve eleştireceğiz. Çünkü sorgulanamaz ilk ilkeleri ara. Felsefe ya da bilimi dogmatizme götürüyordu. Yani sorgulanamayacak gerçekler olduğunu söyleyip bilimimizi onun üzerine inşa edersek o sorgulanamaz temel bizim için dogma oluyordu sorgulanamadığı için. Halbuki bilim sorgulanamaz hiçbir şeyi kabul etmeyeceği için ilkeler üzerine dayalı bir bilim sorgulanamaz gerçekler üzerine dayalı bir bilim mümkün değil. Bu da Aristoteles'in ikinci büyük hatası bu hatayı da aşmak düşünürlerin yüzlerce ve binlerce yılına mal olacak. Aksiyonlar en evrensel şeylerdir ve her şeyin ilkeleri olabilirdirler. İlke şu anlamlara gelir. Bir, bir şeyin kendisinden hareket etmeye başlanan ilk noktası. Örneğin bir doğrunun veya yolun her iki ucu bir ilkedir. 2. Her şeyle ilgili en mükemmel bir hareket noktası, örneğin bilimde bilinen bazen bir konuyu incelemeye bu konunun ilk noktasından veya başından değil, onu en kolayca inceleyebileceğimiz bir noktadan başlamamız gibi. İlkelere dayanarak bilim yapmak kolay ama doğru değil. Her kavram, bilimsel her kavram, her öneri, her yargı sorgulanmak zorundadır. Kurgusal felsefe günümüzde bu yeteneğe erişebilmiştir. Aristoteles ve onu takip eden yüzlerce ya da bin küsur yıl boyunca bilimin dogmatik olmasının sebebi ilkelere dayalı ya da sorgulanamaz gerçeklere, bulgulara dayalı olmasıydı. Bunu şu an Aristoteles'in bu yaklaşımlarında görüyoruz zaten. 3. Meydana gelen bir şeyi bu şeyin bir parçası olarak meydana getiren ilk şey. Örneğin bir geminin omurgası veya bir evin temeli ki bu töz olmalı değil mi? İlke değil. Bunun ilkeyle nedenle karıştırılmaması gerekiyor. Hayvanlara gelince bazıları yüreğin, bazıları beynin, daha başka bazıları da diğer bir kısmın böyle bir şey olduğunu düşünürler. 4. Meydana gelen bir şeyi bu şeyin bir parçası olmaksızın meydana getiren ilk şey ve hareket ve değişmenin doğal başlangıç noktası. Örneğin bir çocuğun anne ve babasından savaşın hakaretten çıkmasında olduğu gibi. Bilinçli iradesiyle hareket edeni hareket ettiren, değişeni değiştiren şey. Örneğin şehirlerde yargıçlar, oligarşiler, monarşiler, tiranlıklarla sanatlar, özellikle mimari sanatlar, ilkeler diye adlandırılırlar. Nihayet bir şeyin bilgisinin kendisinden başladığı şeye de bu şeyin ilkesi denir. Örneğin öncüller kanıtlamaların ilkeleridirler. Öncül yani ilke yani sorgulanamaz doğrular. Dikkat edin. Neden kavramı da aynı sayıda farklı anlamlarda kullanılır. Çünkü her neden bir ilkedir. Bütün ilkelerde ortak olan şey o halde varlığın ve oluşun veya bilginin kendilerinden çıktığı kaynak olmalarıdır. Ancak bu ilkelerin bazısı şeylerin içindedir. Bazısı ise onların dışındadır. Bundan dolayı bir şeyin doğası bir ilkedir. Aynı şekilde bir şeyin öyesi düşünce, irade, töz de birer ilkedirler. Yani tözü ilkeyle ve nedenle aynı grup içine sokuyor burada dediğimiz gibi hata yapıyor Aristoteles ve töz kavramının değerini de azaltmış oluyor bu yaklaşımıyla. Bunu ama Spinoza'nın tözü daha güzel bir şekilde ele aldığını göreceğiz daha sonrasında. Nihayet bunlara amaçsal nedeni de eklememiz gerekir. Çünkü iyi olan ve güzel olan birçok şeyin gerek bilgisi gerekse hareketin ilkesidir. Bunlar arasında bir kısım örneğin parçalar dayanak özne olarak diğerleri yani bütün bileşim ve form ise öz olarak ne nedenlerdir. Ve bu ilkelerin bu nedenlerin en üstünde de tözsel bir amaç, amaç kavramı, tözlerin ötesinde bir amaç kavramı karşımıza çıkıyor. Yine Aristoteles de bunu bakalım nasıl ele alacak. Neden? Madde veya dayanaktır. Üçüncü bir anlamda o değişmenin kendisinden ileri geldiği şeydir. Nihayet bu üçüncünün karşıtı olan dördüncü bir anlamda neden, amaçsal neden veya iyi olandır. Çünkü iyi olan her türlü oluş ve değişmenin amacıdır. Amaçsal neden aşkın nesnesi olarak hareket ettirir ve bütün diğer şeyler kendileri hareket ettirildikleri için hareket ederler. Evet amaç en tepede duruyor bu ilkeleri ve tözleri hareket ettiriyor. Amaçsal neden diyor bunu aslında. Nedenle birlikte ele alıyor amaç kavramını ama amaçsal nedenin en üst neden olduğunu söyleyebiliriz. Biz de amaç kavramını metafizik alanımızın doğruğuna yerleştirmek gerektiği konusunda Aristoteles'le katılıyoruz. Bunu videomuzdan inceleyebilirsiniz. Aristoteles'in töz kavramından sonra en önemli kavramları olan ilke ve neden kavramlarını nasıl ele aldığını incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda da Aristoteles'in felsefenin yöntemine ve diyalektiye yönelik yaklaşımlarını ele alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.